Evet arkadaşlar, şimdi biz kondansatörlerden bağlama çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bir kondansatörle nasıl bağlanır? Aynı elektrik devrelerde olduğu gibi. Orada ne vardı? Seri bağlama vardı, bir de paralel bağlama vardı. Sevgili arkadaşlar, aynısını söyleyeceğiz. Kondansatörlerde seri bağlama. Seri bağlama. Şimdi sevgili arkadaşlar, kondansatörlerde seri bağlama elektrik akımı olduğu gibi, orada eğer kondansatörlerimiz peş peşe ise biz buna ne diyeceğiz? Seri bağlama diyeceğiz. Artı X'in şurasına biz V desek, C1 şurası C2 şurası C3, doğru mu? Şimdi bu kondansatörün depolanmış olduğu potansiyel fark, bu potansiyeli V1 dersek, şurasının potansiyeline biz V2 dersek, şuranın potansiyeline biz V3 dersek ve şurada Q toplam bizim yükümüz çıktı sevgili arkadaşlar. Şimdi elektrik devrelerinde hiçbir farkı yoktur. Evet, burada bizim sadece bir yerde tek fark vardı. Onu da zaten formüllerden çıkıyor sevgili arkadaşlar, ifadelerden çıkıyor. Bizim burada çıkan yükümüz geldi. Bakın, bizim potansiyel farkın bağlı olmuş olduğu uç açık anahtar gibi düşünüyoruz. Üzerinde akım geçmez, yük geçmez. O zaman bizim buradan gelen yük Q1 olarak gitsin, Q2 olarak gitsin, şurası Q3 olarak gitsin. Sevgili arkadaşlar, bizim buradaki çıkan yükümüz hiçbir kola ayrılmadan ve yoluna devam etti. O zaman her bir kondansatörün üzerindeki depolanan yükte ne olması lazım? Ana koldaki bizim yükümüze sevgili arkadaşlar eşittir diyeceğiz. Biz elektrik akımında da aynısını söylemiyor muyduk? Elektrik akımının diyordu ki her bir direncin üzerindeki geçen akımlar değerli arkadaşlar neydi, birbirine eşitti, ana koldaki akıma eşit olduğunu ifade ediyorduk. Peki şimdi buraya baktığımız zaman potansiyel fark, her bir kondansatörün depolanmış olduğu potansiyel fark, yani kondansatörlerin potansiyelinin toplamı ana koldaki potansiyele ne olması lazım? Eşit olması lazım. V eşittir V1 artı V2 artı V3 gider VN şeklinde yazabileceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz bundan önceki video çekimimizde şunu ifade etti. Dedi ki bizim yük Q bölü V eşittir nedir? C'dir. Biz o zaman V'nin yerine Q bölü C eşittir V yazabilir miyiz? Yazarız sevgili arkadaşlar. O zaman ben burada bakın, bu ana koldaki potansiyel olduğundan dolayı bunun yerine nasıl yazabilirim? Q toplam bölü C eş yazabilirim. C eş dediğimiz şey neydi? Devredeki toplam kondansatörlerin sahasıdır sevgili arkadaşlar. Eşittir bunun yerine Q1 bölü C1, Q2 bölü C2 artı Q3 bölü C3 gider Qn bölü Cn şeklinde yazabileceğiz. Bizim burada şu ifadede, matematiksel ifadede yükler değerli arkadaşlar hepsi olduğu için, eşit olduğundan dolayı ortam parantezine birbirini ne yapacaktır? Götürmüş olacaktır. O zaman biz devrenin C eşini şu şekilde yazabiliriz. C eş eşittir 1 bölü C1 artı 1 bölü C2 artı 1 bölü C3 gide 1 bölü Cn şeklinde yazabileceğiz sevgili arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz işte bizim buradaki ifade hepsi elektrik devresiyle aynıdır. Sadece burada değişiyor. Orada ne vardı? R eş dirençlerin toplamına eşitti. Burada da C eşimiz daha arkadaşlar tersi. Yani 1 bölü C eş eşittir. Bunların tersinin toplamına eşittir. O zaman C eş daha arkadaşlar devredeki en küçük sağdan da küçüktür değerli arkadaşlar. Küçüktür. Evet. C eşi biz pratik olsun diye
şu şekilde alabilirsiniz. Bunun matematiksel ifadesi de arkadaşlar. C eşittir ne? Bunların çarpımıyla doğru, toplamlarla ters orantılıdır. Yani şu şekilde yazabilirsiniz. Bakın. Şurası C1, şurası C2. Aynı ifade buradan çıkıyor. C eş eşittir C1 çarpı C2 bölü C1 artı C2 şeklinde biz bunu yazabileceğiz sevgili arkadaşlar. Evet. Bu şekilde biz kondansatörün sahasını rahat bir şekilde biz bulabileceğiz sevgili arkadaşlar. Peki paralel bağlı olduğu zaman biz ne yapabiliriz? Paralel bağlı olduğu zaman biz nasıl yazacağız? Paralel bağlama diyelim. İki paralel bağlama. Paralel bağlama. Şimdi arkadaşlar burada eğer sizin yükünüz, biz elektrik değerlerinden söylemiştik arkadaşlar. Orada ne demiştik? Eğer sizin akımınız gelip bir yerden sonra kollara ayrılıyorsa, dağılıyorsa orada ne vardır? Paralellik vardır. İşte bizim buradaki potansiyelimiz oluşturmuş olduğu devrede oluşturmuş olduğu yük geldi sevgili arkadaşlar. Burada ne yapacaktık? Kollara ayrılacaktır. C1, şurası C2, şurası C3 derseniz. O zaman C1'in potansiyel farkına biz ne diyelim? V1 diyelim. Şunun potansiyel farkına biz V2 diyelim. Bunun potansiyel farkını biz V3 diyelim. Şu toplam geldi. Şurası Q1, şurası Q2, şurası da arkadaşlar Q3 şeklinde biz yazabileceğiz. Şimdi dikkat ettiyseniz biz paralel bağlamada sevgili arkadaşlar daha önceki bilgilerimize de hatırlanacağı üzere buradaki elektrik devrelerinde bir söylemiştik. Potansiyeller paralel bağlamada nedir? Birbirine eşittir. Ve bu da ana koldaki potansiyel farkı eşittir diyeceğiz. V1 eşittir, V2 eşittir, V3 eşittir, gider gider Vn şeklinde yazabilirsiniz. Demek ki burada paralel bağlamada potansiyeller birbirine eşitmiş. Peki bizim toplam yükümüz Q toplam kollara ayrıldı burada. Q1, Q2 ve Q3 şeklinde kollara ayrılmış oldu. O zaman bunların toplamı ana koldaki bizim yükümüze eşittir diyeceğiz. O halde biz daha önceki bilgilerimize Q eşittir V çarpı C'den de arkadaşlar getirip bunu yerine yazarsanız C eş çarpı V eşittir. C1 çarpı V1 artı C2 çarpı V2 artı C3 çarpı V3 gide gide Cn çarpı Vn şeklinde yazdığımızda buradan C eşi rahat bir şekilde biz bulabileceğiz. Ortak bizim parantezimiz Vn birbirine eşit olacak değerli arkadaşlar. Vn birbirine eşit olacak. O zaman C eş ne eşittir? C1, şurası C2, şurası C3, Cn şeklinde biz yazabileceğiz. Bakın elektrik devresinde işte bu farklı oluyor. Yoksa diğer her şey aynı daha da arkadaşlar söyleyebiliriz. C eş devredeki en büyük sağdan da büyüktür. Büyüktür değerli arkadaşlar. En tane özdeş C varsa o zaman C eş eşittir nedir? C çarpı en şekline yazabiliriz. Tek tek yazacağımıza direkt onunuzu kaç tane varsa değerli arkadaşlar kendisiyle çarparsanız sonucu çok rahat bir şekilde bulabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada bizim dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi şudur. Eğer paralel bağlama varsa, bir yerde paralel bağlama varsa sevgili arkadaşlar, orada potansiyel farkları nedir birbirine? Eşittir. Doğru mu? Evet. Mesela şuradaki bizim potansiyel farkımız, şuradaki sağımız, şurada sağ yazarsak da arkadaş. Bunlar birbirine paralel. Şurasına biz C dersek, şurasına biz 5C dersek, şurasına biz 7C dersek, atıyorum farz mı var? Attı. Şimdi arkadaşlar bunların
potansiyel farkları birbirine eşit olması için bunların üzerine geçebilecek olan yük miktarları arasındaki ilişkiye bakarsın. Bakın, bizim potansiyelimiz neye eşittir? Q bölü nedir? C'dir arkadaşım. Doğru mu? Q bölü C'dir. O zaman hepsinin potansiyeli ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Birbirine eşit olması için de bunun üzerine geçen yük miktarı Q ise, bunun potansiyeli Q bölü C ise, o zaman bunun potansiyelinin de Q bölü C olması için buradan geçecek olan yük 5Q'dur. Buradan geçecek yük de arkadaşlar 7Q şeklinde yazabiliriz. O zaman şunu mu söylüyoruz? Demek ki kondansatörlerde paralel bağlama ise sevgili arkadaşım, her bir kondansatörün potansiyeli birbirine eşit olması için sahası büyük olanın üzerindeki geçen yük miktarında ne olması lazım? Büyük olması gerekir diyoruz. Evet, bunu yazdıktan sonra şöyle bir şey yazalım, sonra sorularımıza geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, burada iki tane kondansatör olsun. İki tane kondansatör olsun. Şurası C1, şurası arkadaşlar V2, şurası V1, şurası C2, şurası Q1, şurası Q2. Hatta şunlara ne diyelim, isim verelim. K, L, şurası M ucu, şurası N ucu. Bakın, K'yı biz artı 3 ile yüklemiş olduk. L'yi eksi ile yüklemiş olduk. Şurası yine hakeza artı ile yüklemiş olduk. Şurasını da eksi yükle yüklemiş olduk. Şimdi arkadaşım, biz bu kondansatörü yükledikten sonra şu şekilde bağlarsak, kondansatörler yüklendikten sonra şekildeki gibi bağlanırsa, A şıkkında nasıl olsun? Şöyle alalım. A şıkkında şurası K, şurası L, şurası M, şurası ne olsun? B şıkkında da şöyle biz bağlayalım. Şurası K, L olsun. Sonra şurası N, şurası ne olsun? M olsun. Bakın, bazı sorularda bazen size artı eksi şeklinde vermez ama size harfler şeklinde verir. O açıdan harfleri iyi bilmemiz lazım. Mesela şurada K harfi artıyı yüklemiştik. N eksi ile M artı N eksi. Bu doğru bir bağlamadı sevgili arkadaşlar. Artı ve alt alta, eksiler alt alta olur şekilde biz buna doğru bağlama diyoruz. Ama yok, burada bakın artı eksi, şurası eksi, o zaman ters bağlamadır. Buna bizim dikkat etmemiz lazım. İsterseniz ben yine yazayım ama dediğim gibi harflere dikkat etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şurası artı eksi, şurası eksi, artı şeklinde yazarsak sevgili arkadaşlar, doğru mu? Evet, şimdi biz burada ne olacak, bunları biz yüklemiş olduk. Bunun yükü Q1, bunun yükü Q2 şeklinde. Şurası C1, şurası C2. O zaman Q1 üstü, değil mi arkadaşlar? Şurası Q2 üstü, değil mi? Şu şekilde biz nasıl yapabiliriz sevgili arkadaşlar? Bakın, bizim burada Q1 ve Q2 üstüyü bizim bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bunlar birbiriyle paralel olduğundan dolayı ve sevgili arkadaşlar doğru bir bağlama olduğundan dolayı ben burada ortak potansiyeli bulmam lazım. Ortak potansiyeli bulmam lazım. Hemen şu yana yazıyorum ben. Şu yana yazıyorum. Ve ortak da arkadaşlar. Ve ortak potansiyel eşittir. Bizim daha önceden depoladığımız olduğumuz yükler ne kadardı? Q1 artı Q2 değerli dostlar. Bölü şurası paralel bağlamada biz ne yapıyorduk? C'leri topluyorduk. C1 artı nedir? C2'dir. Ha, sonra bize artık bunların potansiyeli birbirine eşit olacak.
O zaman ben Q1 üssü bulmam için V ortak çarpı C1 diyeceğim. Q2 üssünü bulmak için V ortak çarpı ne diyeceğim? C2 şeklinde bunların son yüklerini bulmuş olacağım. Ve sonra göreceksiniz kimin yükü ne kadar değişik, kim kime yük verdi. Burada net bir şekilde görebileceksiniz ki bundan sonra bununla ilgili sorular çözeceğiz. Orada da görebileceksiniz. Demek ki bizim burada doğru bir bağlama olduğu zaman arkadaşlar biz ne yapıyormuşuz? Daha önceden depolanmış olduğumuz yüklerin toplamı bölü CH oranı daha arkadaşlar bize ortak potansiyeli veriyor. Ortak potansiyel dediğimiz her birisinin potansiyeli aynı. E sonra yükü bulmak için ne yapıyorsunuz? Potansiyel çarpı sağdan rahat bir şekilde yükünü bulabileceksiniz. Şimdi gelelim bu B şıkkında sevgili arkadaş. Yine bizim burada ortak potansiyeli bulmamız gerekiyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir mevzu var. Burada artılar ve eksine alt alta ters bağlamadır. Ters bağlama olduğu için bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta şu olacak değerli arkadaş. Q1 eksi Q2. Burada yüklerin farkı dikkat ettiyseniz ben mutlak değer içerisine aldım. Büyükten küçüğü çıkaracaksınız. Büyükten küçüğünü çıkarabilirsiniz. Onun için mutlak değer aldım. Ve ortak eşittir. C1 artı nedir? C2'dir. Ha sonra nasıl yazarsınız? C1, şurası C2. Bizim Q1 üstü. Q1 üstü, şurası Q2 üstü. Q1 üstü eşittir ve ortak çarpı C1. Q2 üstü eşittir ve ortak çarpı C2 şeklinde bunları yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, bunlara dikkat ettikten sonra kondansatörler konusunu çok rahat bir şekilde çözebileceğiz. Şimdi bunu verdikten sonra bizim burada dikkat etmemiz gereken bir iki nokta daha vardır. Evet, bir iki nokta daha vardır. Şimdi kondansatörlerde kısa devre nasıl olur? Aynen elektrik akımında olduğu gibi değerli arkadaşlar, burada da kısa devre olur. Peki biz kısa devreyi nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar, burada diyelim ki bizim kondansatörümüz şu şekilde olsun. Şu şekilde olsun. Evet, artı x'i. Sevgili arkadaşlar, burada bir yerde engel vardır. İster buna direnç deyin, ister buna kondansatör deyin. Akım için bir engeldir. Bakın şu anda bizim akım mecburen buradan geçmek zorunda sevgili arkadaşım. Buradan geçmek zorundadır. Doğru mu? Evet, şu anda kondansatör faaldır. Kondansatör faaldır. Biz şu şekilde yaparsak da arkadaşlar. Bakın şu şekilde yaparsak. S anahtarı. S anahtarı açık olduğu zaman burada bunun üzerine mecbure yük geçişinden dolayı bizim sağımız faaldır. Fakat biz şu anda şu anahtarı kapatırsak sevgili arkadaşlar. Ne yapmış oldunuz siz? Ne yapmış oldunuz? Kısa devre yaptınız. Neden? Çünkü akım kondansatörsüz yolu ya da dirençsiz yolu tercih edecek. O açıdan burada daha arkadaşı yük geldi. Buradan gideceğinden dolayı ne oldu? Kısa devre oldu. Kısa devre olmuş oldu diyeceğiz. Başka arkadaşlar, kondansatör aslında bizim devrelerde ne yapar sevgili arkadaşlar? Açık anahtar görevi görür. Açık anahtar görevi görür. Bu nasıl oluyor? Açık anahtar görevi. Şimdi sevgili arkadaşlar, doğru akım devresinde şöyle bir kondansatör alalım. Şurada bir tane direnç alalım. Artı eksi şurası ne olsun? Şurası 40 volt olsun. Şurası C olsun. Şurası ne olsun? R olsun. Bakın arkadaşlar, kondansatör ne yaparsınız? Depolarsınız. Depoladınız. Üzerine akım geçti. Yükü depoladı. Peki kendi kapasitesini doldurduktan sonra üzerine akım geçer mi? Üzerine akım geçmeyecektir. E ne oldu? Demek ki kondansatör belli bir noktadan sonra artık devrede doğru akım için söylüyorum. Bakın dikkat edin. Doğru akım için söylüyorum. Doğru akım devrelerini için söylüyorum. Demek ki kondansatör kendi kapasitesini doldurduktan sonra üzerinden yük geçmediğinden dolayı daha arkadaşlar artık
açık anahtar görevi görecektir. Mesela ben şurada şunu desem. Desem ki devrede değerli arkadaşlar bir süreye kadar, belli bir süreden sonra yük geçişini düşünelim burada. Ya da akım geçişini düşünelim. Önemli değildir. Devrede akım geçiyor. Devre yeteri kadar şöyle yazalım isterseniz. Devrede belli bir süre sonra kondansatörün ve direncin potansiyeli ne olur? Arkadaşlar şimdi biz burada dediğim gibi burada kondansatör yük depolarken yük depoladığım zaman depolayacak belli bir süre sonra artık bu depoladıktan sonra artık bunun üzerine akım geçmeyecek. Akım geçmediğinden dolayı bizim direncimiz daha arkadaşlar ne olacaktır? Akım geçmediğinden dolayı artık buranın potansiyeli sıfır olacak. Direkt bizim kondansatörün potansiyeli ne olacaktır? 40 volt şeklinde biz yazabileceğiz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.